Merhabalar arkadaşlar. Bir Futbol Manager 2019 videosu ile tekrardan karşınızdayım. Tarih 11 Temmuz 2018 ve oyunun bize sunduğu en vizyoner oyunculara bakacağız bu video içinde. Vizyoner ne demek arkadaşlar? Vizyoner şu demek. Başka oyuncuların göremediği ancak işte vizyonu yüksek olan oyuncuların gördüğü ve tehlike yaratabilecek pozisyonları süzmek demek açıkçası. Şöyle arama yaptırdık. En az 19, vizyonu en az 19 olan oyunculara bakacağız ve en vizyoner oyuncularını Futbol Manager 2019'un bize sunduğu en vizyoner oyuncuları inceleyeceğiz arkadaşlar. Evet, birinci sırada tahmin etmek çok zor değil. Lionel Messi arkadaşlar, 31 yaşındaki Arjantinli, vizyonu 20, müthiş 20. Yani işte bakın, vizyon oyuncunun başka futbolcuların göremediği, tehlike yaratabilecek açıkları görme yeteneğini gösterir. Yani çok önemli bir özellik olduğunu düşünüyorum. Yani hem özel yetenekli aslında, nasıl diyeyim size, özel yetenekle birebir değil tam, ama özel yetenek kadar önemli bir oyuncu. Zaten vizyonu yüksek olan oyuncuların da özel yeteneği de yüksek oluyor. Keza Lionel Messi'nin de özel yeteneği 20. Zaten 20 olmayan ne var? Bilmiyorum. Zıplama var herhalde. Zıplama güç falan var. Evet, ikinci oyuncumuz Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne vizyonu 19 arkadaşlar. Messi'den sonra geliyor. Messi 20 olan, vizyonu 20 olan tek oyuncu oyunda. İlginç, en vizyoner oyuncu olarak Messi gözüküyor. Kevin De Bruyne'nin de vizyonu 19, özel yeteneği de 16 arkadaşlar. Manchester City futbolcunun. Üçüncü oyuncumuz David Silva, yine Manchester City'den. Vizyonu 19, özel yeteneği 19. David Silva, 32 yaşındaki İspanyol oyuncu. Hakikaten zaten özel bir yetenek, onu izlemek büyük bir zevk. Dördüncü oyuncumuza geçelim arkadaşlar. Isco. Real Madrid'li Isco. Bu sene çok fazla forma şansı bulamayan Isco. İspanyol oyuncu, 26 yaşında. Vizyonu 19. Özel yeteneğinde 18. Muazzam. Muazzam. Bir 10 numara ofansif orta saha oyuncusu zaten. Zaten vizyonlu oyuncuların çoğu arkadaşlar, vizyon reytingi yüksek olan oyuncuların çoğu ofansif orta saha mevkinde yer alan oyuncular. Oradan tehlike yaratabilecek, ara paslarını çıkartacak oyuncular. Evet, Isco'dan sonra bir diğer oyuncumuz Thiago. Evet, bu şaşırdığım bir oyuncu. Bir orta saha oyuncusu. Merkez orta saha oyuncusu. Vizyonu 19 Thiago'nun. Evet, buna ben de şaşırdım açıkçası. Biraz da yüksek gelmedi değil bana. Özel yeteneği 18, vizyonu 19 Thiago'nun. Özellikleri de bayağı iyiymiş. Teknik 19, pas 17, iyi kontrol 19. Muazzam bir ofansif oyun kurucu. Bayern Münih'in 65 milyon euro piyasa bedeline sahip İspanyol oyuncusu. Evet, bir diğer oyuncuya geçelim. James Rodriguez. James Rodriguez'in de vizyonu 19 arkadaşlar. Zaten kendisinden bahsetmeye gerek yok. O da bir ofansif orta saha oyuncusu. Özel yeteneği de 18. Özel bir yetenek. Sadece James Rodriguez'in tek eksiği bence istikrarı. Real Madrid'de olmadı işte. Bayern Münih'te de var. 2 maç var, 3 maç yok. Bilmiyorum. Yani 3 maç iyi, 2 maç kötü. Bir istikrar sağlayamayan oyuncuların başında geliyor. Real Madrid'den kiralık Bayern Münih'te bu sene muhtemelen James Rodriguez'in bonservisini alacaktır diye düşünüyorum. Bayern Münih, Real Madrid'den, ama hakikaten özel ve vizyonlu bir oyuncu. Evet, bir diğer ismim Mesut Özil arkadaşlar. Mesut Özil'in de vizyonu 19, keza özel yeteneği de 19. Muazzam. Muazzam denecek çok fazla bir şey yok. Hakikaten zaten kendisini izlemek büyük bir zevk. O da bir ofansif oyun kurucu, ofansif orta saha. Mesut gününde olduğu zaman dünyanın en iyi izlenmesi, en zevk veren bence İlk 3-4 futbolcusundan biridir, ama gününde olduğu zaman, gününde olmadığı zaman ise tam bir işkence. Mesela UEFA Kupası finali, 2-3 gün önce oynanan UEFA Kupası finalinde berbat bir performansı vardı. Mesut Özil hiç çekilecek gibi değildi. Evet, bir diğer oyuncumuz Ganso arkadaşlar. Brezilyalı 28 yaşındaki oyuncu, Fluminense'de oynuyor. O da bir ofansif orta saha oyuncusu. Vizyon 19, özel yetenek 18. Profil de genel anlamda aslında bakarsanız kötü değil, ama günümüzün futbol dünyasında hak ettiği değeri görmeyen demeyelim, hak ettiği değeri görmeyen demeyelim. O çıkışı yakalayan oyunculardan biri Ganso. Yani şu özel yetenekte bir oyuncunun şu yaşında, 28 yaşında, futbolun en olgun yaşında, yani şu durumda olması. Brezilya milli takımı sadece 8 maç forma giymiş mesela. Yani mesela diğer listedeki oyunculara baktığımız zaman hepsi üst düzey oyuncular olmuşlar. Milli takımda en az 60, 50-60 maç oynamışlar. Ama Ganso olmadı arkadaşlar. Evet, bir diğer oyuncumuz vizyonu yüksek. Tanıdık bir isim. Wesley Sneijder. Galatasaray'ın Hollandalı eski yıldızı. O da bir ofansif orta saha oyuncusu. Vizyon 19, özel yetenek 17. Şu an 34 yaşında ve Algrafa ile sözleşmesi var.
Wesley Schneider'in. Evet, zaten Türk futbol severlerin çoğu Wesley Schneider'in bu özelliğini iyi biliyorlar. Hakikaten özel bir oyuncu Wesley Schneider. Gerçekten özellikle Türkiye'de yaptığı işler, kimsenin beklemediği anlarda yarattığı tehlikelerle adından oldukça söz ettirmişti. Türk futbol severlerine iyi anılar bıraktığını söyleyebilirim futbol bazında Wesley Schneider'in arkadaşları. Evet, Wesley Schneider'dan sonra bir diğer isim artık futbolu günümüzde bıraktığını açıklayan 38 yaşındaki oyuncu Xavi. Vizyonu 20 arkadaşlar. Evet, düzeltme yapıyorum. Messi'nin bir tek 20 demiştik, değilmiş arkadaşlar. Xavi'nin 20. Yalnız şöyle bir şey var. Dikkatimi çeken diğer profiller hep özel yetenekli vizyon hemen hemen birbirine benzerdi. Xavi'de vizyon 20 ama özel yetenek 9. İlginç. Bence düşük bir özellik. O 9 olmamış Xavi'ye. Yani buranın minimum bir 15-16 olması lazım gerektiğini düşünüyorum. Ama vizyon açısından Messi ile birlikte şu an dünyanın en iyisi diyebiliriz Xavi için. O da artık bu sene futbolu bıraktı arkadaşlar. Açıkladı. Artık kariyeri muhtemelen Barcelona altyapısında antrenör olarak başlayacaktır diye düşünüyorum. Evet, işte dünyanın en vizyoner futbolcuları bu. Futbol Manager 2019'a göre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 futbolcu arkadaşlar. Evet, vizyon puanı 19, ratingi diyelim. Vizyon ratingi 19 ve 20 olan sadece 10 futbolcu var şu an dünya üzerinde ve onların profillerine baktık. Aslında birçoğu zaten bildiğimiz oyuncular. Garip istediğim Thiago var arkadaşlar, Gonzo var. Diğerleri tahmin edebildiğimiz oyuncular diyebiliriz. Evet arkadaşlar, böyle kısa ve çerez tadında bir video ile karşınızda oldum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kariyer hikayelerimiz devam edecek ve farklı konseptlerdeki videolarla da karşınızda yine olmaya çalışacağım. Hoşça kalın. Futbol Manager 2019'da kalın.